Hürrem Sultanım. Odanıza gitseniz bir tatsızlık çıkmasın. İnanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Haşa söyleme. Neden bir kusur mu işledim hünkârım? Benim tercihlerimi hiç saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahide Hanım. Hürrem Sultan, bir rezillik çıkmasın. Çalma. Allah'ın seversen. Hayır, çalma. İbrahim. O yükseldiğin yerden öyle hızlı düşeceksin ki paşa. Seni öyle bir sallarım ki. Hürrem Hatun, tehdit etme. Yap. Yap ki kuvvetini görelim. Büyük lokma ye. Lakin büyük laf etme. Hünkârımla benim arama kimse giremez. Ben girmem. Ama belki Hatice Sultan girer. Sırtınızı dönmeyin. Hünkârım, yüzünüze hasret kaldım. Bundan şefkatinizi esirgemeyin. Bitsin bu ceza, bu azap. Thank you.
Sen neden yatmadın? Çocukları uyuttum. Seni merak ettim. Beni merak etme. Bu sofra neden burada? Ben şimdi kaldırırım. Sen zahmet etme. Mehrimah uyandı bak. Korkutma bizi Hürrem. Hünkârım. Canınızı sıkan bir şey mi var hünkârım? Yok Bargalı. Hava almaya çıktım, bunaldım içeride. Sen neredeydin? Seni aradım, yoktun. Çarşıya gittim hünkârım. Parkaya gidiş için hazırlıklar yaptık. Geldiğimde meşgul olduğunuzu anlayınca rahatsız etmedim. Ne vakit gidiyorsun Parga'ya? Siz ferman buyurursanız yarın yola çıkarım. Niye acele ediyorsun Pargalı? Siz hemen git hemen dön diye buyurmuştunuz o yüzden. Ama münasip değilse... Münasiptir. Bir an evvel git dön. Hakkınızı helal edin hünkârım. Gidip de dönmemek var. Döneceksin Pargalı. Dönmezsen hakkımı helal etmem. Ne konuşuyorlar acaba? Bizi konuşmadıkları aşikar sultanım. Keşke konuşsalar. Bu acımız son bulsa. İçimizdeki bizi yakan, kavuran şeyleri korkmadan, saklamadan söyleyebilsek. O günlerde gelecek sultanım. Sabırlı olun. Sanki onu son kez görüyorum. İçimden bir ses öğretiyor. Nasıl üzgün duruyor. Thank you.
Hayırlı sabahlar sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Kes sesini. Gülnihal. Gel. Mehmet'le meşgul ol. Ben geleceğim. Nereye? Gel Mehmet. Gel şehzadem. Nigar Kafa, gel benimle. Nereye gidiyoruz sabah sabah? Senin haberin yok mu? Dün gece Mahidevran Sultan... Sen sus. Alma onun adını ağzına. Hayırdır inşallah. Hadi kızlar, sıraya geçin. Hayırlı sabahlar, nasılsınız? Sağ olun sultanım. Sağlığınıza duacıyız sultanım. Meşkhaneye bir gün ben de geleceğim. Beraber meşk geçeriz. Bekleriz sultanım. Siz gelince hocalarımız bize daha iyi davranırlar. Bak, yüzünde güler açıyor sultanım. Aylar sonra halvete girince böyle olur. Hürrem biliyor mudur acaba? Biliyordur. Ay, yüzünü görsek geçer. Haydi kızlar, hocalar bekliyor. Bir iki lokma bir şey yiyin hiç olmazsa. Yemeyeceğim. Söyle götürsünler. Yüfem Hatun, affedersiniz. İbrahim Paşa Hazretleri bu mektubu size vermemi istedi. Ne istiyorsun İbrahim Paşa'dan? Hasoda başı değil artık. Koskoca veziri azam. Padişahımızın vekili. Onunla uğraşırsan yanarsın. Paşa da gitti zaten bu sabah. Korktu. Benden kaçtı. Kim yanacak göreceksin birazdan. Allah aşkına yürü, söz söyleme. Hürrem Hatun. Dün gece kapıda bacada kalmışsın. Beklemişsin. Yazık. Acıdım sana. Sakin Hürrem. Sakin. Beni yalnız bırak. Kalbimin efendisi sultan. Size veda edecek cüreti bulamadım. Parka'ya gidiyorum. Ailemin izini bulmaya gidiyorum. Bulursam acımı onların yanında dindirmeye, cezamı orada çekmeye gidiyorum. Size söz verdiğim halde
Çareyi cehennemin dibinden çekip çıkardığım halde yenildim sultan. Hünkârımın iradesi gerçeği ezdi geçti. Çaresizliğimiz de bu zaten. Ben sizin gözünüzden akan yaşı silemedim. Size cennetin bahçelerini açamadım. Bu sarayın her taşı üstüme yağdı. Ve ben aciz kulunuz, bunun altında kaldım sultan. Size tek bir şey için söz verebilirim. Son nefesime kadar sizi seveceğim. Hürmetle ellerinizden öperim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, izninizle çok mühim bir şey söyleyeceğim. Bekle. Ben Pargalı Rum balıkçı Manolis'in oğlu İbrahim. Manisa'da Serdes Dağı'nda avda tanıdığınız Saruhanlı çiftliğinin kapı kulu İbrahim. Size bu mektubu beni layık gördüğünüz bütün rütbelerimden, mevkilerimden azade olarak yazıyorum efendim. Aileme yaptığım bu yolculuğa çıkarken onların beni emanet ettikleri devlet-i âliyenin bana verdiği yüce imkanları zarar görmeden sadakatle iade ediyorum. Hünkârım, bu menzilden dönmeyeceğim. Çünkü yüce sarayınızda bulunduğum her an benim için artık tarifi imkansız bir keder vesilesidir. Hatice Sultan'a duyduğum derin hürmet ve alaka beni çaresiz kılmıştır. Onun yaşadığı hüzünlere çare olamamak, acısına uzaktan seyirci kalmak ölümden beter. Hünkârım, vazgeçtim kendimden, rütbemden. Bağışlayın. Hatice Sultanım'ın gözünün yaşına istikbalim feda olsun. Hünkârım, kötü haber mi var? İbrahim beni aldattı. Benim gözümün içine baka baka. Nasıl olur? Gitti Gülfem. Gitmiş. Diyen kaybettim. İhtimal dönecektir. Göreceksiniz. Ebediyen gitmiş olamaz. Bir şey oldu ki aniden gitti. Hünkârımla konuşmuş olmasın? Bekleyelim. Bir şey olmamıştır. Ya dönmezse? Keşke beni de götürseydi yanında. Söyleseydi bana. Ben onunla cehenneme bile giderdim. Sultanım.
İbrahim mi mektup yazmış? Sizi mi aldattı? Özür dilerim. Kızdınız mı bana? Sen ne için geldin? Söyleyeceğim mühim şey nedir? Ben şey için... Hatice Sultan için gelmiştim. Onu çok üzgün görüyorum. Nişanlısı çok hasta. Acaba başka bir derdi var mı? Ben nasıl yardım ederim? Söyleyeceklerim bittiyse çekilebiliriz. Dün gece sabah kadar seni bekledim. Mahidevran'ın yüzünde güller mi açmış? Sabah uğradım, çok mutluydu. Maşallah Mustafa da iyi. Onun için yaptıklarımın kıymetini bilir inşallah. Sır katibimi çağırın, gelsin. Mektup yazdıracağım. Validem. Hürrem, ne oldu? Bir şey mi var? Mühim bir mevzu var. Söyle. Ben Hatice Sultan çok seviyorum. Onun üzülmesini istemiyorum validem. Hürrem Hatun, Sade de gel. Lafı ağzında çevirme. Nedir mühim mevzu? İbrahim Paşa gitmiş. Mektup yazmış, hünkâra kaçmış. Hatice Sultan meselesi için galiba. Ne meselesi? İbrahim'in Hatice ile ne meselesi olabilir? Kendine gel, böyle şeyler söyleme. Ben iyilik için söyledim. Hatice Sultan da İbrahim Paşa'yı seviyor. Onlar artık kavuşsunlar. İzin verin. Bu mevzuları konuşmak senin meselen değil. Duymamış olayım. Git. Çocuklarınla ilgilen. Sultanım, Hürrem Hatun'un söylediklerine ehemmiyet vermeyin. Çabuk bana Hatice'yi çağır dahi.
validem. Beni görmek istedim. Siz çıkın, yalnız bırakın bizi. Doğru mu? Ne doğru mu validem? İbrahim Paşa bir mektup bırakmış. Aslanıma hitaben yazdığı mektupta sana meftun olduğunu itiraf etmiş. Hatice, yüzüme bak. Doğru mu bunlar? İbrahim Paşa'nın hislerinden haberin var mı senin? Cevap ver bana. Sen de aynı hisleri taşıyor musun? Yıkıl karşımdan. Validem, beni dinleseniz. Çekil. Mahcubiyet beklerken müdafaa mı edeceksin kendini? Yazık. Çok yazık. Biliyorlar Gülfem. Her şeyi biliyorlar. Eyvah. Hünkârımla konuşmam lazım. İbrahim'i bağışlamasını isteyeceğim. Sultanım. Hünkârıma geldiğimi haber ver. Derhal yola çıksınlar, İbrahim Paşa'ya ulaştırsınlar. Hünkârım, Hatice Sultan geldi. Huzura kabulünü arz eder. Sultanım, hünkârımız çok meşgul. Dairenize dönmenizi istedi. Mutlaka görmem lazım. Mühim demedin mi? Söyledim elbet, lakin gitsin dedi. Hatırlamak gizli bir ibadet benim için. Günahlarımdan arınmak, masumiyete dönmek, tavaf etmek. İşte şimdi hayatımın değiştiği denizdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Ben İbrahim. Manolis'ten olma, Sofya'dan doğma, Pargalı dönme. 17 yıldır görmedim. Aynalardan kaçtı.
Suretimde kardeşimin, annemin, babamın eksik parçalarını aradım. Aradıkça kayboldum. Dönemedim. Ufuk yön yoktu. Tutamadım ellerini. Kulağımda annemin çaldığı keman. Ondan öğrendiğim nameler. Çocukluğumun ana yurdundan kaçırdığı, elimde kalan tek miras. Ben İbrahim. Dönmek nasıl bir şeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek var mıdır? Mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir? Geldiğin, döndüğün yer orada mıdır? Bekler mi? Baksan görür müsün? Kalbin dönerken pusulan mıdır? Geçtiğin yerleri unutmadan, aynı yerlerden geçerek yine evin yolunu bulabilir misin? Geçtiğin deniz, vardığın liman, bulduğun yuva seni hatırlar mı? Seni koyuna alıp, esirgeyip saklar mı? Dönmek kabiliyet değil. Zarurettir İbrahim. Hatice dairesinde gözyaşı döküyor. Ama sen de ben de zaafımıza yenilmemeliyiz. Dersini almalı. O mesele kapanacak ve bir daha hiç açılmayacak. Validem, Manisa'daki caminizin inşası başladı. Söz verdiğim gibi tez vakitte bitirecekler. Aslanım, berhudar olasın. Benim arzumu kırmadın. Bugünün perşembe olduğunu da unutmayasın. Bir hafta oldu hünkârım benimle konuşmadı. Huzuruna da kabul etmiyor. Valide sultanımızla konuşsanız belki faydası olur. Validem de yüzüme bakmıyor ki. Allah'ım bana yardım et. Niko, ne kılık bu böyle? Zengin olmuşsun Niko. Nerede Niko? Ben Theo. Niko'nun kardeşi. Theo, yaşıyorsun. Ben Eleni, kuklamı, Eleni. Hatırladın mı? Hatırladım. Uzun yıllar oldu seni alıp gittiler. Haber gelmedi senden. Biz senin öldüğünü düşündük. O gün sen gittin ya, biz çok ağladık. Niko hiç susmadı. Günlerce ağladı, ağladı. Neredeler Eleni? Evde yoklar. Annem nerede? Manolis sahildedir.
Hünkârımızın huzuruna kabulümü bekliyorum. İbrahim Paşa Parga'ya gitmiş. Hazır o yokken bu yüce makamı layığıyla temsil edemeyeceğini arz edeceğim. Ahmet Paşa, bu mevzuyu keşke dile getirmeseniz. Hünkârımızın iradesini biz nasıl sorgularız? Sen korkma paşa. Sana bir şey olmaz. Olursa bana olur. Hünkârımız sizi Hasoda'da kabul edecek paşam. Bekle beni. Hayırlı haberlerle geleceğim paşam. Hürrem Sultan. İyi misin? İyiyim Ayşe, ne var? Niye bakıyorsun, bir dert mi var? Yok. Şükür bir derdim yok. Bugün Perşembe. Hünkârımız bu gece Mahidevran Sultan'la buluşacak ya. Sana üzülüyorum. Öyle bir buluşma olmayacak. Asla olmayacak. Git söyle bekleyen cariyelere, beklemesinler. Sen bu kadar eminsen. Peki. Hadi hayırlı günler. Ayşe, ne yapıyorsun burada? Kızlar bekliyor seni. Gidiyorum ya Sümbül Ağa. Kızma. Hadi, hadi. Hadi kafi, vavi. Sümbül Ağa, bana mı geldin? Bir haber mi getirdin? Sultanım, size gelmedim. Bana neden alaka göstermiyorsun? Yoksa sen de mi paşa oldun? Estağfurullah. Haşa. Bir ihtiyacınız mı var sultanım? Sen git Mahidevran Sultan'a koş. Hünkârım nerede? Geliyor mu? Bilmiyorum. Benim acil gitmem lazım. Endişeniz yersiz sultanım. Onu artık tanıyamıyorum. Öyle bakıyor ki bana sanki ben yokum aklında. Kalbinde. Ne kadar af diledim bilemezsin. Affetmiyor. Affetmeyecek. O hatun onun kalbini, vicdanını ele geçirdi. Büyü yaptı. Bu gece sizi tekrar davet edecektir. Hiç sanmıyorum. Sultanım. Hünkârımız bu gece sizi bekliyor. Anne, ben de geleceğim. Validem. Konuşmayacak mısınız benimle? Siz de mi hünkârımız gibi sırtınızı döndünüz bana? İnsan evladına sırtını dönmez. Evlat da ailesine sırtını dönmemeli. Utandırmamalı. Biz senin gözünün içine bakarak senin saadetini inşa etmeye çalışırken sen bizi hiçe saydın. Aslanım da ziyadesiyle üzgün. Senden hiç beklemezdi. Validem, sizi utandırmaktansa ölmeyi yeğlerim.
Ben ayıp hiçbir şey yapmadım. Kalbim çarpıyorsa benim suçum mu? Meseleyi kalbim çarptı diye mi izah ediyorsun? Bak. Duyuyor musun? Çarpıyor. İsterdim ki şimdi dursun ve bu azap bitsin. Baba. Baba. Benim Theo. Ben İbrahim. Oğlum sen misin? Rüya mı bu? Geldin baba. Döndün. Oğlum. Geldim. İrfan. Sen benim irademe karşı mı çıkıyorsun paşa? Ben sizin iradenizi nasıl tartışırım hünkârım? Kimin haddine? İbrahim Paşa'yı vezir-i azamlığa siz seçtiniz. Sizin yüce iradeniz karşısında hürmetle eğiliyorum. Meramımı anlatamadım hünkârım. Ben başka bir husus için gelmiştim huzurunuza. Neymiş o husus? Söylesene paşa! Hünkârım, beni mazur görün. Sizinle bu meseleyi konuşmak benim için hayli zor. Hanedanımızın damadı Ferhat Paşa. Beyhan Sultan'a da hürmetim sonsuzdur. Ferhat Paşa'nın bir faaliyetini mi söyleyeceksin? Neler yaptın? Nasıl böyle zengin oldun? Kıyafetlerin çok güzel. Anlatacağım baba hepsini bir bir. Ama önce annemi görmedim daha. Evde yoktu. Onu bulalım. Niko nerede? Onu da bulalım. Baba. Anne gitti mi? Annen cennete gitti. 10 yıl oldu. Şimdi beni bekliyor Zerbetit'te. Hayallerinde, rüyalarında hep sen vardın. Köyde Adite olan bütün çocukları o büyüttü. Sana sarılır gibi sarılırdı onlar. Niko geldi.
Ferhat Paşa'yla şahsi bir husumetim yok hünkârım. Lakin hakkındaki tezvirat ayyuka çıkmış halde. Dul Kadiroğlu isyanını bastırdı ama namı zalim Ferhat Paşa'ya çıktı. İsyan bastırılınca böyle şeyler söylenir paşa. İsyan kanla bastırılır. Hakkı haliniz var hünkârım. Lakin Ferhat Paşa hakkında söylenenler sırf bu olsa keşke. Biz Rodos'ta kafirle cenk ederken paşa şahsına öyle bir düzen kurmuş ki yedi ceddini abad etti derler. Rüşvet, haraç, kul kayırma. Vahim mertebede. Bana bu tezviratın lakırdısı yetmez paşa. Belgesini de getir ki alayım kellesini Ferhat Paşa'nın. Lakin şunu da bilesin. Sultan Süleyman'ın adalet terazisi şaşmaz. Senin yüzünü görmek ne büyük saadet. Ben de hep seni hayal ettim biliyor musun? Neredeydi, ne yapıyor? Hayatta mı? Babam seni kaybettiğini düşündüğünde ben hiç inanmadım biliyor musun? Benim teyvim yaşıyor dedim. O yaşıyor, kalbim böyle söyledi. Yaşıyor. Bir gün gelecek. Hadi bre, evimize gidelim. Açmışsın Teo. O balıkların hepsini yiyebilirim. Hep iştahlıydın bre. Hep benim yemeğimde gözüm vardı. Ama olsun be. Geldin ya sonunda. Parganın bütün balıkları feda olsun sana. Hadi bre. Halide'm öyle şeyler söyledi ki. Benim kalbimin meğer hiçbir değeri yokmuş. Ben ailemi utandırmışım. Lütfen kendine haksızlık etme. Sana çok değer verdikleri için bu kadar kızgınlar. Geçecek. Zamanı güven. Zaman en iyi ilaç. Bak bana. Bu gece yine hünkârımın huzuruna davet edildim. Mucize değil mi bu? Mucize değil. Validemin ısrarı. Hepimizin hayatını aslında o hükmediyor. Seni kırmak için söylemedim. Canım yanıyor. Ondan. Hazırlanmam lazım iznin olursa. Halacığım biz babama gidiyoruz. Sen de gel. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun beraber yiyelim. Olur. Ben de sizle yemeği özledim. Hürrem Sultan, buyur. Hatunlarla yemek yiyeceğim. Sümbül Ağa'ya sordum. Bu gece ne olacak diye. Söylemedi. Sen söyle. O kadın Haz oraya gidecek mi? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ya da hepiniz yalancısınız. Müzik
Nigar Kalfa. Biz sultanımla hamama gidiyoruz. Hazır mı her bir şey? Hazır. Birazdan gelirim. Perşembe ya, hazırlık yapıyor. Hünkârımızla buluşacak, belli. Hürrem Sultan, hani bir daha olmaz diyordun? Hünkârımızın az ikisi Mahidevran Sultan'mış. Ayşe sus, karışma. Senin dilini koparırım Ayşe. Kim Haseki Sultan'mış göstereceğim herkese. Bana ne göstereceğim? Mahidevran Sultan'a söylesene bu lafları. Lafını bil Ayşe. Dikkat et. Hürrem Sultan. Ne yaparsın? Beni de mi zehirli kürklere sararsın? Bir sultanla konuşuyorsun, unutma. Lafına dikkat et. Yoksa... Yoksa ne? Öldürürüm seni. Seni öldürürüm, köpeklerin önüne atarım. Ayşe seni öldür, öldür. Dilin kopsun Ayşe. Bakın beni. Bu zeytinyağını bile unutmadım. Kokusunu, tadını, Eleni'nin ekmeği, annemin fetası. Al bakalım. Hepsi senin. Fel, bre nasıl böyle zengin oldun? Arkanda hizmetkarlarla dolaşıyorsun. Bize hediye dolu sandıklar getiriyorsun. Evvela İbrahim oldum. Manisa'da, Saruhanlı çiftliğinde. Çiftliğin hanımı... benimle çok alakadar oldu. İyi eğitim almamı sağladı. Sonra bir gün... Şehzade Süleyman çiftliğe geldi, avdayken. Ben de ileride keman çalıyorum. Çağırttı beni yanına. Keman çalmamı beğenmiş. O gün beni Manisa Sarayı'na götürdü. 7 yıl orada kaldık. Sonra Sultan Süleyman tahta çıktı. Sen ne oldun İbrahim? Konstantiniyye'ye gittik. Beraber. O padişah oldu. Ben onun has ulabaşısı. Onun en yakın oğlu. En sadık kulu. Beraber seferlere gittik. Belgrad, Rodos. Hep zaferlerle döndük. Rodos da bana bir söz verdi. Dedi ki, eğer zaferle dönersek seni Parga'ya, aileni görmeye yollayacağım. Hünkârım sözünü tuttu. İşte buradayım. Masal gibi yaşamışsın oğlum. Seni ey kibler misim Osmanlı'ya. Burada kalsan balıkçı olacaktın. İbrahim, seninle gurur duydum. Keşke annen de görseydi. Görmüştür baba. Ben buna hep inandım biliyor musun? Hep böyle hissettim. Eğer böyle hissetmeseydim aklımı kaçırabilirdim. Arsız şey. Onu öldürmek istiyorum. Öyle boğazını sıkıp boynunu böyle ikiye ayırmak istiyorum. Deme öyle. Yapma. Beni koruma sen. Benim düşmanlarımı koru. Çık dışarı. Yalnız kalmak istiyorum. Hepiniz gidin. Ben bakarım çocuklarıma.
defolun. Aslan parçam gelmiş oğlum. Artık kocaman oldun. Böyle kucakta oturmak yok. Bak. Oradaki koltukta oturacaksın. Gel bakalım. İşte benim şehzadem. Hünkârıyla karşılıklı çalışacak artık. Bak burada kalemin. Okkan. Kağıtların da var. Yaz, çiz bakalım. Anne sen git. Ben hünkârımla çalışacağım. Lütfen izin verin şehzadem. Sizi rahatsız etmeden şöyle bir kenarda durayım. Kalabilirsin. Bizim çok çalışmamız lazım. İbrahim ne zaman gelecek? Özledim. Gelecek. Yakında. Yattı babam. Sabah erkenden balığa çıkalım dedi. Yok. Çıkmayız. Beklesin balıklar efendim. Kardeşim gelmiş benim. Niko. Büyük bir tekne alalım. Sonra bu evi tamir edelim. Ha, ne dersin? Ya da boş ver. Büyük bir ev yapalım. Sahilde. Parganın en büyük evi. Ha? Boş ver. Masraf yapma şimdi. Biz balıkçı adamız. Fazlası zarar bize. Hem sen döneceksin. Bize yetiyor böyle. Ben dönmeyeceğim Niko. Dönmeyecek Gülfem. Ebediyete kadar ayrıldık biz. Aramıza büyük bir deniz girdi. Uzaktan dahi olsa bunu görme hayalim bile yok artık. Bak, bu kutudakilerden başka hiçbir şeyim yok. Bütün hayatımı kutuya koyup kitleyip anahtarını Dobby'ye ayıran denize atmak istiyorum. Kelebeğinize yazık. Hep sizin üzerinizde durmalı. Sizi koruyacak bu kelebek. Kalbiniz kanatlanıp uçacak sevdiğinin yanına.
Sen delirdin mi? Hürrem'le kavga edilir mi Ayşe? Seni öldürür. Bak ben iki kelime ettim diye kovdu odadan. Hiçbir şey yapamaz bana. Benim başıma gelenleri unuttun mu? Bana yaptıklarını. Beni zehirle yaktı. Sana neler yapar Allah bilir. Aman ne yapayım? Tutamadım kendimi. Öyle pek bir edalı dolanınca. Tut kendini. Sakın yapma. Sen bizi mi dinliyorsun Mavi Göz? Yok. Yatmaya geldim. Geç yat. Sesin de çıkmasın. Seninle de uğraşmayayım. Günyal sen nerede kalacaksın? Aşağıda hatunların yanında kıvrılırım. Hürrem Sultan tek başına kalmak istedi. Daha çok tek başına kalırım. Geceleri otururdum buraya böyle. Seni düşünür sana kızardım. Sinirimden küfrederdim, ağlardım. Anne de hep bana kızardı. Sır oldun be kardeşim. Sır oldun. Ne haber ne? Yaşadığına emindim ama. Sen bizi sildin be. Hiç affedemedin bizi unutmadı. Neden mi? Hadi o neden? Daha önce neden hiç gelmedin? İnsan yarısını kaybedince eksik, sakat kalıyor. Gittiğim günden beri hep dönmekti derdim. Rüyalarımda evin yolunu arardım. Kaybolurdum. Sen hiç gitmedin ki Niko. Hiç kopartılmadın. Evinden, ailenden, denizinden. Ben hayatım boyunca hep sizin yastığınızı tuttum. O zaman senin yasını bitirelim Theo.
yaz. Kalbimizi çürütür. Kardeşim. Bunu senin için sakladım. Annemin kemanı. Çalıyor musun yoksa unuttun mu çalmayı? Ben hiçbir şey unutmadım Niko.
size hiç olmazsa bu kadarını izin verin. Size temas etmek. Harun bırakmayın lütfen. Hasret kaldı. Sadıka. Sen ne yapıyor burada? Sana sormadım. Sen ne yapıyorsun burada? Uykum kaçtı. Hava almaya çıktım. Yalan söyleme. Paltacı boncuğa bir şey verdin gizli. Gördüm. Yürü Sümbüla'ya anlat yalanlarını. Yürü dedim. Yoksa bağır ortalığı ayağa kaldırırım. Tamam. Ses etme. Geliyorum. Senin ne kadar sadık olduğunu göreceğiz Sadıka Hatun. Ayşe Hatun. Mektebe yalnız gitmek istiyorum. Gülşah gelmesin. Neden oğlum? Babam ne dedi ya. Ben kocaman adam olmuşum artık. Sultanım. Gülşah git. Ben mektebe yalnız gideceğim. Olur paşam, öyle yaparız. Sultanım. Ayşe Hatun ölmüş. Boğazını kesmişler. Ne? Ne olmuş? Gel. Cezan bitti. Ayşe Hatun bak. Ceza geliyor yine. Anma onun adını. Ölmüş. Ölüsünü buldular. Ne? Ölmüş. Hasta mı olmuş? Boğazını kesmişler. Atmışlar. Kim? Kim yapmış? Kim? Belli değil kim. Yazık. Yazık baba.
Açtım şimdi. Valide Sultanım. Hünkârımızın cariyelerinden Ayşe Hatun'u katletmişler dün gece. Sümbül Ağa, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek katledilmiş? Boğazını kesmişler. Sabahleyin taşlıkta bulduk. Bütün kanı taşa akmış zavallının. Kim yapmış? Katil kim Sümbül Ağa? Benim evimde bir katil yaşayamaz. Bulup getirin bana. Anlat, keserim o boğazını. Ben bir şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Aynı odada kalıyorsunuz. Her gün kedi köpek gibi didişiyorsunuz. Bir de bilmiyorum diye yalan söylüyorsun. Atarım seni Valide Sultan'ın önüne. Katil budur derim. Dün gece adı da Gülle adı vardı. Ha. Ben yattım, uyudum. Sabah baktım, yatağı boş. Erken indi dedim aşağı. Göreceğiz bakalım doğru mu söylüyorsun. Kim bunu yapan? Duyan, gören bir Allah'ın kulu yok mu? Allah korkusu yok mu sizde? Vicdan yok mu? Konuşsanıza. Kim yaptı bilmem ama Ayşe Hatun'un can düşmanı belli. Kimmiş o can düşmanı? Dilinizi mi yuttunuz? Daya Hatun ne diyor? Hürrem Hatun. Siz de dün gördünüz Nigar Kalfa. Burada hepimizin önünde demediğini bırakmadı. Ne dedi Hürrem Hatun? Seni öldüreceğim, köpekleri atacağım dedi. Doğru mu? Hepiniz duydu mu? Sinirle söylenmiş laflar onlar efendim. Şehzade anası nasıl böyle iki laf etti diye töhmet altında bırakırız. Ama duyduk biz. O yaptı bence. Ayşe Hatun'un odasında kalan Sadıkay'la da konuşalım, ne biliyor? Ben konuştum Daya Hatun. Hiçbir şeyden haberi yok garibimin. Sabah Sümbül Ağa'dan duydum. Hünkârımız İbrahim Paşa için Parga'ya bir ulak çıkarmış. Mektup göndermiş. Ne zaman göndermiş? Hemen arkasından çıkarmışlar ulağı. Bu hayra alamet değil Gülfem. Hünkârımla konuşmam farz oldu. Duydunuz mu sultanım? Ayşe Hatun'un boğazını kesip atmışlar. Herkes Hürrem'den şüpheleniyormuş. Pargalı gideli haremde olanlara bak. Hiç aşık oldun mu? Ben? Oho! Çok. Hepsiyle evlendi biliyor musun? Ama iyi böyle be.
Canım hangi kadını isterse, denizden hangi deniz kızı çıkarsa onu atıyorum ağam. Sen oldun mu? Oldum. İmkansıza aşık oldum. Ya niye imkansız olsun? Ha? Güçlüsün, zenginsin, yakışıklısın da. En az benim kadar yakışıklısın yani. Hangi kadın seni istemez? O dediklerin yeterli olmuyor aşk için Niko. Benim dediğim Kaf Dağı'nın arkasında bir yerde. Kaf Dağı'nın ardında. Yoksa zalim kralın kızına mı aşık oldun sen? Yaklaştın. Kızı değil. Kardeşi. Kardeşini. Aa. Bana bak. Yoksa bu aşk mı sürgün etti seni buraya? Beni emretmişsiniz hünkârım. Bugün seninle çarşı pazar dolanalım isterim. Tebdil kılıkta çıkalım. Bir duyalım, dinleyelim bakalım kullarımın hali nicedir. Aman hünkârım, hemen mi çıkacağız? Tedbir almamız lazım. Malum kullarınızın arasına gireceğiz. Biraz beklesek? Neden bekleyeceğiz paşa? İbrahim hemen alırdı tedbiri. Sümbüla. Gülnihal Hatun. Duydun mu olanları? Duydum. Çok üzüldüm. Daha dün gece şurada oturup dertleştik. Sen ne zaman döndün Hürrem Hatun'un yanına? Dönmedik. Kovdu bizi. Çok kızdı dün gece. Biz aşağıda kızların yanında kıvrılıp uyuduk. Ha. Niye kızdı ki? Ayşe ile kavga etti ya. Ben de yapma etme dedim. Kızdı kovdu. Yalnız kalacağım dedi. Kimse kalmadı mı yanında? Yok. Yalnızdı. Sümbül ağa. Ben çok korkuyorum. Sen korkma. Ben seni her kötülükten korurum. Var mı bir şey? Buldun mu Sümbül ağa? Hünkârımız has odada mı? Hünkârımız saray dışına çıktı sultanım. Bekleyeceğim. Geç de olsa bekleyeceğim. Hatta İbrahim Paşa'nın odası boş değil mi? Orada bekleyeceğim. Thank you.
şeref verdiniz. Yüzünüze hasret kalmıştı. Kayboldun yine matrakçı. İbrahim Paşa gidince yetim kaldık efendim. Dönse gelse artık. Buyurun beyim. Nerenin malı bunlar? Halep malı. Kaç top vereyim? Bursa'yı peklisi yok mu? Satmıyor musun? Olmaz mı efendim? Lakin kıymetli beylere ayırırız onları. Bakın. Bunlar Bursa malı. Bundan 3 top verdim geçen gün saraya. Makbul İbrahim Paşa geldi. Koskoca Vezir-i Azam geldi benim tezgahıma, sandık sandık aldı gitti. Neden Makbul İbrahim dedin? Hünkârımızın makbulü olan elbet bizim de makbulümüzdür. Bu matrakçı var ya, pek az ahbabıdır Makbul İbrahim Paşa'nın. Haydi gidiyoruz. Matrakçı sen de gel. Nereye gidiyoruz efendim? Zembilli Hoca'ya. Bugün zembil sallama günü. Bakalım ne şikayetler atmışlar hocanın zembiline. İmdat Hoca Efendi. Paramızı pul etti Ferhat Paşa. Eve ekmek götüremez olduk. Allah Allah. Aracına can dayanmıyor. Limanda karın tokluğuna. İş yapmaktan bıktık. Ver bakayım. Biz Edirne Kapı esnafıyız. Ferhat Paşa bizim pazarımızı yerle bir etti. Ayşe Hatun'un öldürülmesi çok ürküttü hepimizi. Mustafa'm duymadı inşallah. Aman hiç yapar mıyız? Aksine yanında bahsi bile geçmiyor. Validem kim yapmış olabilir? Bulunacak elbet o katil. Benim yuvamda bir iblis barınamaz. Çabuk söyle daha, ne öğrendiniz? Haremde konuşmadık, kimse bırakmadım. Cariyeler dün çıkan bir tartışmayı söylediler. Hürrem Hatun herkesin içinde Ayşe ile münakaşa edip tehditler savurmuş. Seni öldüreceğim demiş. Sümbül Arnigar Kalfa da şahit olmuşlar. Ben de dün geçerken birazına şahit oldum münakaşanın. Sultanım, en yakını Günlihal'e bile neler yaptığını gördük. Ayşe Hatun'a da yapmış olabilir. Günlihal ne diyor? Korkusundan konuşmadı mı yoksa? Hürrem Hatun onu ve hizmetindeki cariyesini yanından kovmuş. Gidin, yalnız kalmak istiyorum demiş. Ben ne selamını, ne sahte hürmetini istemiyorum senin. Bu yaptığından sonra bütün inancımı kaybettim sana karşı. Valide Sultanım, neden kızdınız bana? Ne kusur işledim? Daha ne yapacaktın? Ayşe'yi öldüreceğim diye haremi inletmişsin. Ben çok öfkelendim, ondan dedim. Bu nasıl bir öfke ki Ayşe sabahına ölü bulunuyor. Sen öldürdün onu. Hayır. Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Sana inanmıyorum. Masumiyetini ispat edene kadar torunlarım seninle kalamazlar.
bir şaibeliğe emanet etmem. Daye, alın çocukları gidelim. Hayır. Kapısını kilitleyin, önüne de nöbetçi dikin. Almayın çocuklarımı. Mehmet. Mihrimah. Mehmet. Gitmeyin. Yapmayın, gitmeyin. Götürmeyin. Mehmet. Mihrimah. Ben masum. Yapmayın. Şeref verdiniz hünkârım. Haneme ayağınızın değmesi ne büyük lütuf. Çarşı pazar dolandık hoca efendi. Seni de göreyim istedim. Yalnız mı geldiniz hünkârım? Vezirim Ferhat Paşa ile birlikte geldik. Lakin o dışarıda. Kullarımızla muhabbet halinde. Ferhat Paşa pek hayırlı temenniler duymayacak kullarınızdan hünkârım. Neden hoca efendi? Bu zembildeki arzu hallerin çoğu Ferhat Paşa'yı şikayet ediyor ve bizden aman dileyip medet umuyorlar hünkârım. Ferhat Paşa'nın neyini şikayet ediyorlar hoca efendi? Ben okurken yüzüm kızarıyor hünkârım. Rüşvet, haraç, daha neler neler. Hata yapan bedelini öder. Piri Mehmet Paşa'mız gibi mi hünkârım? Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yı görmemiz lazım. Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin mektubunu getirdik. İbrahim, paşa oldu. Siz kimsiniz? Ben babasıyım. Şeref duydum efendim. İbrahim Paşa Devlet-i Aliye'nin Vezir-i Azamı'dır. Kardeşiyle ormana gitti. Şimdi gelir. Gelsin söyle bekleyin. Gelsin. Karnınız aç mı? Biraz balığım var. Yer misiniz? Haksızlık etme hoca. Haksızlık en büyük günah. Piri Paşa senin yeğenin diye gerçek olanı görmezden gelemezsin. Piri Paşa'ya reva görülenin haksızlık olduğu aşikar değil mi hünkârım? Rodos'ta olanlara sen şahit değil misin hoca? Ben orada ona mührü geri verdim. Neden? Kafirle cenk ederken yek vücut olmamız gerektiği için. Aldığı kararın bedelini kaç yiğit canıyla ödedi? Sen nice şehitlerimize dualar okurken gözyaşı döktün. Sen unuttun. Lakin ben unutmadım. Vakti gelmişti. İcab eden neyse ben onu yaptım. Has oda başı İbrahim'e Piri Paşa'nın mührünü verdiniz hünkârım. Devlet-i Aliye'nin bütün tahammüllerini aşarak o yüce makama oturdu. Ferhat Paşa için bir şey diyemem. Üstündeki şaibeler malum. Ama Ahmet Paşa tecrübesiyle daha layıktı o makama diye söyledim endişemi. Silsileyi yürütmediniz. Haklı olanın hakkını... Hak dediğin benim iki dudağımın arasında hoca efendi. Ben hak edene hakkını teslim ederim. Velakin icap ederse o hakkı da, o makamı da, o makamı temsil edenin kellesini de almasını bilirim. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'mız geldi. Sultan Süleyman sana mektup yazmış.
paşamız sizi bekledik. Padişahımız sizi bir mektubu yolladı. Sana dönmeni emrediyorum. Lakin döndüğünde burayı bıraktığın gibi bulur musun bilmem. Pargada kalmayı aklından bile geçirme. Seni bana getirmek üzere emir aldılar. Öleceksen de bu topraklarda benim yanımda öleceksin. Hünkârım, saatlerdir sizi bekledim. Lütfen beni dinleyin. Hünkârım, yüzümü bile görmek istemediğinizi çok acı da olsa biliyorum. Günlerdir sizle irtibat kuramadım. Bu yüce kapıdan hep geri çevrildim. Ben ömrümce sizi ve validemi dinledim. Her sözünüzü emir telakki ettim. Bana biçtiğiniz kadere tevekkülle razı geldim. Sizi utandırmaktansa ölmeyi istedim. Ben yine sizin arzunuzu yerine getireceğim. Bundan şüphe duymayın. Nişanlı Mehmet Çelebi'nin sabırla iyileşmesini bekleyeceğim. Hünkârım, hünkârım, İbrahim Paşa makamından istikbalinden vazgeçip gitti. Size sadakati, hürmeti için gitti. Ben de vazgeçtim kalbimden. Tek dileğim onun canını bağışlamanız. İbrahim yaşasın. Yalvarırım. Hatice, çekilebilirsin.
Sultanım, beklediğimiz haber geldi. Hünkârımız saraya dönmüş. Hemen görmeliyim aslanımı. Payitahta geri dönmek zorundayım. Hemen yola çıkacağım. Biz de seninle geleceğiz. Yalnız gidemezsin. Seni öyle geç buldum ki. Bırak baba oğlum. Evet, seninle geleceğiz. Baba, burada kalın. Daha emniyetli olur. Kardeşim, sen ölüme mi gidiyorsun? Biz de geleceğiz. Anladın mı beni? Bir daha ayrılmak yok. Vermem, vermem, anladınız mı? Ölsek de beraberiz. Hatice ile ilgili konuşmak istemiyorum validem. Hatice mevzunu ben kapattım aslanım. Hürrem Hatun'la alakalı konuşmamızın vakti geldi. Ne olmuş Hürrem'e? Haremde bu sabah bir ceset bulunmuş. Gözdelerinden Ayşe Hatun. Boğazı kesilmiş halde. Hürrem'in alakası ne? Alakası şudur ki aslanım, katil Hürrem Hatun. Bütün emareler onu gösteriyor. Neredesin Süleyman? Gel kurtar beni. Geldin Süleyman. Beni kurtarmaya geldin. Sen benim çocuklarımın anasısın. Neşem, sevincim, gözümün nuru saydım seni. Hasretini çektim. Sen ne yaptın Hürrem? Katil mi oldun? Ben seninle aynı yastığa nasıl baş koyarım?